Fotoğraf ve fotoğrafçılığa dair pek çok bilgiyi bulabileceğiniz programımız Deklanşör başlıyor. Fotoğraf sanatçısı Celal Gezici ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajımız şimdi sizlerle. Celal Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım, böyle bir başlangıç yapalım isterseniz. Eyvallah. Celal Gezici, Mardinli bir ailenin son kuşağı olarak Batman'da doğdum. 72 yılında. Tahsilimi orada tamamladım. Konya, o zamanlar Selçuk Üniversitesi'ne bağlıydı. Konya'daki yeni yoldaki eğitim fakültesi. Orayı kazandım. Yeni bir hayat diyelim. Yani 95'ten sonra ki süreç Konya'da başladı ve devam ediyor. Resim öğretmeniyim. Sizler de hoş geldiniz derneğimize. Ekip olarak biz teşekkür ediyoruz. Peki fotoğrafla ne zaman, nasıl tanıştınız? Fotoğraf aslında ailenin, aile mesleği, yani dayılarımın mesleğiydi. Onların yanına gide gele, yani o oradaki havayı koklaya, içimize sindi. Başladık, yardımcı olduk başlarda. Sonra işte stüdyoda onlarla birlikte çekimlerdi, karanlık odaydı. O kimyasal koku üzerinize siniyor ve çıkmıyor. 33 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum. Tabii bir hobiden biraz öteye taşıdık fotoğrafı bu uzun süreçte. Hala da devam ediyor. Severek yapıyorum. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Birikimlerim aktarıldığı zaman, birikimler paylaşıldıkça güzel oluyor. Mutlu oluyorum. Peki fotoğraf sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya tabii basit, hani klasik bir deyimdir, bir yaşam tarzıdır falan. Belki biraz da öyle. Yani günün mesela büyük bir bölümünü fotoğrafla geçiriyorum ama sanırım benim için hani özelde dışa vurumculuk, kendimi ifade şekli belki de. Veya ustaların dediği gibi, ya şurada da şu varmış dedirtebilmek insanlara. Onu çekip, görselleştirip onlara sunmak. O farklı bir heyecan yaratıyor. Bu da mutluluk veriyor tabii. Hayatımın önemli bir parçası diyebilirim. Peki günümün çoğu fotoğraf çekmekle geçiyor, evet, dediniz. Bu planlı mı geçiyor yoksa doğaçlama mı çekiyorsunuz? Şimdi o şöyle, fotoğrafı çekmekten ziyade bunu proje haline getirmek, öncesini düşünmek, tasarlamak, bunlar farklı süreçler. Bunun yanında fotoğraf okuması dediğimiz bir olay var. Ben eski ustaları mutlaka her gün şöyle bir gözden geçiririm. Neler yazmışlar, neler çekmişler, hangi projelerde yer almışlar. Fotoğraf çekmesem bile o gün en az 1-2 saatimi bunlara ayırıyorum. Kaldı ki derneğimiz bünyesinde fotoğraf kursları var, eğitimler var, dış çekimler, karanlık oda. Bunlarda da görev alıyorum. Bu şekilde devam ediyor ve tabii ki önemli bir, hayatımın önemli bir kısmını oluşturuyor. Sadece çekimden bahsedemeyiz. Bunun hazırlığı da var ve sunumu da var. İşte burada Bülent Bey'in mesela sergisi var. Birlikte hazırladık. Diğer arkadaşlarımızın herkese öyle. Projelerinde yer almaya çalışıyorum. Birikimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Sadece çekimle kalmıyor benim görevim diyeyim. Evet, peki ne tür fotoğraflarla ilgileniyorsunuz ya da ne tür fotoğraf çeken fotoğrafçıları takip ediyorsunuz? Yani tabii fotoğraf farklı branşları olan bir meslek ve sanat. Hani makrocular var, kuş fotoğrafı, doğa fotoğrafı çekenler var, belgesel çekenler var. Ben en çok belgesel tarafıyla ilgileniyorum. Daha onların hikayesi oluyor. O hikayeler de beni cezbediyor. Daha çok onlarla ilgileniyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Yerli veya yabancı fotoğrafçılar ayırt etmiyorum. Onları kendime daha yakın buluyorum. Peki fotoğraflarını beğendiğiniz bir fotoğraf sanatçısı var mı? Çok var.
Çok var. İbrahim Zaman mesela. İzzet Keribar. Çok önemli benim için İzzet Keribar. Yani İzzet Keribar'ın ben fotoğrafa başladığım 80'li yıllardaki mesela fotoğraflarını hala hatırlarım. İlk gördüğüm dergilerde, mecmualarda gördüğüm fotoğraflarını hala hatırlarım. Bir yerde gördüğüm zaman da bu İzzet Keribar'a aittir bu fotoğraf derim yani. Bu kadar da iddialıyım. Çok takip ettim. Çok benimsedim, içselleştirdim. Tabii Ara Güler'i burada saymamak olmaz. Yurt dışından yine siyah beyazcılar dediğimiz özellikle 50'li, 60'lı, 70'li yıllara damga vuran Kuderka gibi, Kappa gibi, Salgado gibi fotoğrafçılar, Eugene Smith, bunların geneli zaten Magnum fotoğrafçısı. Ben hala onların arşivlerine bakmaktan büyük zevk alıyorum. Severek izliyorum, takip ediyorum. Peki bu kadar takip ettikleriniz arasında siz de fotoğraf çekiyorsunuz. Evet. Günün bir kısmını geçiriyorum dediniz. Tabii. Peki bir kriteriniz var mı? Mesela güneşli havalarda fotoğraf çekerim veya bu markanın dışında başka fotoğraf makinesi kullanmam. Kesinlikle hayır. Yani şöyle düşünüyorum, fotoğraf makinesi bir araç. Fotoğrafçı asıl fotoğrafı ortaya çıkaran fotoğrafçıdır. Burada markadan söz etmek olası değil. Elinizdeki makineyle, o ışık şartlarında kullandığınız film, bunlar sadece araçlarımız. Işığa gelince tabii ki fotoğrafın ana unsuru ışık. Işığı gözetmeden fotoğraf, iyi fotoğraftan bahsedemeyiz. Fakat şöyle bir durum var. Gecenin kör karanlığında bile fotoğraf çekiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte arkadaşlarımızın kullandığı gibi ışıklar kullanıyoruz. Fotoğrafçı her şartta fotoğraf çekebilmelidir. İyi fotoğrafçıdan bahsediyorum. Bu da sizin tabii ki o anki projenizle, elinizdeki projeyle ilgili bir şey. Peki sizce fotoğraf bakmakla görmek arasındaki fark mıdır? Yani bir kere fotoğrafçı sadece bakmamalı. Yani bu bir gerçek. Görebilmeli. Herkesin görmediğini görür fotoğrafçı. Bir ressam gibi, bir heykeltıraş gibi. Yani Michelangelo'nun çok güzel bir sözü var. Ben diyor, kayanın içindeki heykeli görüyorum. Sadece diyor, fazlalıkları atıyorum, heykel ortaya çıkıyor. Şimdi fotoğrafçı da o kayanın içindeki cevheri görebilmelidir. Kaya derken ben işte doğadan veya çektiği konudan bahsediyorum. O cevheri görebilmelidir. Yoldan geçen herhangi bir insanın göremediğini görmelidir. Fotoğrafçı zaten farklı gören insandır. Mutlaka bu dediğinizin büyük bir payı var diye düşünüyorum. Peki siz kendi fotoğrafçı kimliğinizle amatör ve profesyonel fotoğrafçılığı nasıl ayırt ediyorsunuz? Tabii. Kelimeler önemli, profesyonellik, hani her ağacın kendi toprağında yetişmesi gibi profesyonelliğin gerçek anlamını bilmiyorum. Yani terimsel olarak ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. Ama öğrendiğimiz kadarıyla profesyonellik uzmanlık alanınızdır, para kazandığınız alandır, ben bunu yapıyorum dediğiniz alandır. Bu şekilde eğer bakarsak konuya, bizler amatörüz diyorum, kursiyerlerime de diyorum. Çünkü biz buna ticari olarak bakmıyoruz. Hiçbir zaman ticari olarak bakmadık. Amatörüz diyorum. Bu bence önemli bu çizgi. İşin ticari boyutu ve nasıl diyelim? Hobi. Hobi olarak, evet bravo. Hobi olarak yaptığınız boyutu. Bu çizgi. Peki burada kursiyerlerinize verdiğiniz eğitimler nasıl? Hani ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Biz burada tabii fotoğrafın kültürel tarafıyla başlıyoruz. Kompozisyon, ışık, makinelerin kullanımı, makinenin içindeki programlar, enstantanesi, diyaframı, ISO'su, hani o üç ayak dediğimiz bileşenleri, bunları birlikte
burada işliyoruz. Karanlık odamız var. Biraz da geleneğe dönüyoruz. Karanlık odayı tanıtmaya çalışıyoruz. Uygulamalarımız oluyor. Burada teorinin yanında işi pratiğe dökmek adına uygulamalarımız oluyor, dış çekimlerimiz. Bu süreçte bitiriyoruz. Peki Konfat'tan konu açılmışken sorayım. Siz Konfat'tan nasıl tanıştınız ve size neleri kattı? Yani Konfat benim için önemli bir dernekti. Çünkü Türkiye'nin ilk derneklerinden bir tanesi, 23 yıllık bir dernek. Bizim öğrenciliğimiz zamanında, yani ben üniversitede okurken kurulmuş bir dernekti. Maalesef o yıllarda derslerden dolayı içinde bulunamadık. Bundan 3-4 yıl önce Erkan Mumcu Bey derneğin yönetimini devraldığında bizi davet etti sağ olsun. Biz bir fotoğraf gösterisinde birlikte olduk. Ondan sonra da rica ettiler destek verir misiniz diye. 4 yıldır da hasbelkader bilgi birikimlerimizi buraya taşımaya çalışıyoruz. Bu şekilde de devam ediyor. Peki fotoğraf çekerken çekim sırasında, çekim hazırlıkları, çekimden sonraki süreci bize biraz anlatır mısınız? Yani fotoğraf tabii hangi fotoğraftan bahsediyoruz? Eğer bir belgesel çekiyorsanız bunun tabii ki ön hazırlığı çok uzun sürüyor. Yani bu dünyada da böyledir, bizde de böyledir. Makineyi alıp çekmek belki de işin en kolay tarafı. Çünkü çekeceğiniz konunun ana hatlarını belirlemeniz önemli. Neyi çekiyorsanız onunla ilgili kültür birikimini tartmanız, okumanız, araştırmanız gerekiyor. Ondan sonra fotoğraf süreci ve tabii ki editörlük aşaması, yani sunum şekli önemli. Bunu 3 ayrı kategoride değerlendirebiliriz. Hazırlık, okuma dediğimiz kısım, neler yapılabilir, ben neyi çekiyorum, kimleri çekiyorum, varsa içinde insan öğesi, bunların hayatları nedir, kültürleri, birikimleri nedir, eğer tarihi yapıysa bu tarihi yapının örneğin nasıl yapıldığı, ne şekilde yapıldığı, hatta mimarı, metre karesine varana kadar belki de bütün özellikleri, bir doğayı çekiyorsanız yine oradaki iklim şartları, orada yaşayan süre gelen popülasyon, bunların hakkındaki o hazırlık çok çok önemli. Bu birinci aşama. İkinci aşamamız da tabii ki çekim. Son aşama, editörlük aşaması dediğimizde 2000 tane fotoğraf çektiniz konuyla ilgili. Bunun hangilerini, bunların hangilerini sunacağınız, bu da tabii ki işin artık satış kısmı, meyve kısmı diyelim. Buradan seçeceğiniz fotoğrafların mesajı doğru vermesi gerekiyor. Bu şekilde 3 aşamaya ayırabiliriz. Peki beraber çalıştığınız usta fotoğrafçılar var mı? Oldu. Ara ara etkilendiğim, birlikte çalıştığım mesela Tayfun Taliboğlu rahmetli. Birkaç gezisinde bulundum fotoğrafçı olarak. Tabii onun fotoğrafçı tarafı da vardı. Çok etkilendiğim bir insandı. İnsan olarak en başta. Cüneyt Oğuztüz'ün, Atlas'ın değerli fotoğrafçısı. Maalesef onu da kaybettik. Hayatımda önemli yerleri var. İkisinin de. Peki bu insanlardan bize biraz bahseder misiniz? Geçirdiğiniz anılardan. Tayfun Taliboğlu'yla Sarı Keçilileri, Mutta Sarı Keçilileri çalışmıştık. O bir televizyon programı yapmıştı. Ben de fotoğraf çekmiştim. Bayağı 20 yıla yakın oldu bu anlattığım. Oradaki o 3-4 günlük gezi ve belgesel çekim benim için çok önemli, çok değerli. Cüneyt Oğuztüz'ün iki kez Konya'yı çalıştık beraber. Konya Havzası'nı
daha doğrusu. Son damlalar, son kuşlar diye bir çok önemli bir proje yapmıştı o zaman. Ben yanında hem gezdim hem öğrendim. Yine hayatımın belki de en güzel çalışmalarından biriydi. Tanık oldum çünkü. Yani bir ustanın bir bölgeyi nasıl çalıştığı, az önce de bahsettiğim o ön hazırlık. O ön hazırlıktan sonra mesela şunu unutmuyorum. Cüneyt abi demişti ki ben buraya gelmeden önce Konya Havzası hakkındaki ne kadar kitap varsa toplamaya çalıştım ve bunları okudum. Notlar almış, ben notlarını da gördüm. Ön hazırlığı muhteşemdi o çalışmanın. Bir haftaya yakın birlikte havzayı gezdik. Yani Tuz Gölü, Karapınar, Ereğli Sazlığı, Kuşça Vadisi, Cihanbeyli'deki bu şekilde bir daire çizdik. Benim için çok güzel bir anı, hem anıydı hem de eğitimdi. Bunları unutmuyorum. Peki söyleşilerinizde ne tür konulara değiniyorsunuz ve gelen fotoğraf severler ne gibi tepkiler veriyor? Söyleşilerde tabii biraz doğaçlama oluyor. Yani onların sorduğu sorulara birikimlerimce cevap vermeye çalışıyorum. Çok farklı sorular da gelebiliyor. Bazen anılara giriyoruz bu şekilde. Etkilendiğiniz işte fotoğrafçılar dedikleri zaman anılara giriyoruz. Bazen teknik sorular soruluyor. Dilimiz döndüğünce teknik konulara giriyoruz. Çok farklı sorular gelebiliyor. Bu şekilde. Genelde doğaçlama oluyor. Peki belgesel fotoğrafçısı Eugene Smith'in Minamata adlı serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Ondan biraz konuşsak. Evet, Minamata benim sık sık değindiğim bir çalışma. Çünkü bir belgesel fotoğrafçının nasıl olması gerektiğini belki de en güzel örnek fotoğraf tarihi açısından. Bunun yanına tabii unutmadan söyleyelim, Kudelka'nın çingeneleri var, muhteşemdir. Salgado'nun yine aynı şekilde Afrika'da çekmiş olduğu fotoğraflar, Sebastian Salgado'nun, bu çok önemli. Eugene Smith, Japonya'daki Minamata denilen kasabada aylarca çalışıyor. Bu kasabada bir kimya fabrikasının civa atıkları, kasabadaki hem bitkileri, balıkları hem de insanları zehirliyor uzun yıllar boyunca. Sakat doğan insanlar, felç olanlar, zehirlenenler. Tabii bunu duyunca oraya gidiyor ve o insanları fotoğraflıyor. Muhteşem bir fotoğrafı vardır. Yani onun içinde kendi röportajlarında benim çektiğim en iyi fotoğraftır dediği o belgesele ait bir fotoğraf. Bir küçük küvetin içinde annenin zehirlenen, hastalanan evladını yıkadığı sahneden bahsediyorum. Benim en çektiğim en çarpıcı fotoğraftır diyor. Şimdi burayı çektikten sonra bu belgesel dünya çapında ses getiriyor ve o fabrika oradaki insanlara tazminat ödemek zorunda kalıyor. Orayı belki de kurtarıyor Eugene Smith. Bu çok önemli çünkü dokunuyor, oraya dokunuyor. O insanların hayatını değiştiriyor ama maalesef saldırıya da uğruyor fabrika sahipleri tarafından. O yüzden bu proje benim için diyebilirim ki belgesel fotoğrafın başyapıtıdır. Peki bu kameradan bize biraz bahseder misiniz? Bu benim ilk kullandığım makine. 87 yılında stüdyoda bana verdikleri makine. Üstten bakaçlı, şöyle göstereyim. Üstten bakaçlı bir makine. Yani bir diğer refleks makinelerde, SLR makinelerde olduğu gibi şöyle bir vizörü yok, bir bakacı yok. Bakaç üstte, göbek hizasında durur şu şekilde. Deklanşörümüz çok ilginçtir bunda. Deklanşörü göstermek istiyorum. Bakın,
bunu bu şekilde kuruyorsunuz. Ve şurada bir tırnağınızla çekiyorsunuz aslında, parmağınızla değil. Tırnağınızla çekiyorsunuz. 12'lik denilen bir filmle, orta format filmle, film şurada duruyor. Büyük boy filmden bahsediyoruz. 35 milimetre değil, şerit halinde olanlardan değil. Bu da şerit halinde ama rol film deniliyor. 12'lik, 12 pozunuz var yani, öyle diyeyim. 12 tane. Rus yapımı bir fotoğrafçı dostlarımız iyi bilirler. Lübitel. Aslında yanlış telaffuz edilen bir makine, onu da diyelim. Yani ben 30 yıldır buna hep Jüpiter denildiğini biliyorum, şahit oldum. Lübitel marka, Lübitel 1, Lübitel 2 şeklinde giden serisi var. Rus yapımı, güzel bir makine. Hatta şu gövdesinden bahsetmek istiyorum. Bu gövdelerin hiçbir tanesi aynı olmaz. Şuradaki malzemeden malzeme. Uçak gövdesinde kullanılan bir malzemeden yapılıyor. Ve tabii ucuz bir makineydi. Bizim kullandığımız dönemde ucuz bir makineydi. Biraz daha Alman menşeli olanlar falan, aynı sistemle çalışanlar, onlar biraz daha pahalıydı diyelim. O dönemki fotoğrafçıların iyi bildiği bir makine bu. Ama şimdi paha biçilemedi. Şu anda piyasada var. Yani piyasada ikinci el olarak, artık insanlar bunları aksesuar olarak tabii ki kullanıyor. Ama hala bunlarla fotoğraf çeken arkadaşlarımız da var. O 12'lik dediğimiz filmler satılıyor. Geleneksel çalışan gençlerimiz, özellikle heves edenler alıyorlar. Piyasada bulunuyor. Çok pahalı bir şey değil. Fotoğraf çekmeye yeni başlayanlara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Öncelikle fotoğrafa saygı duyacağız. Yani ben hep bunu söylerim. Fotoğrafı kirletmeyeceğiz. Bu bazen yanlış da anlaşılabiliyor. Ben mesela sosyal hesaplarımda çektiğim fotoğrafları çok kullanmam. Bazen soruyorlar, yani hocam işte istifade ediyoruz, bakalım, görelim diye. Ama o sosyal medya o kadar farklı yerlere çekiyor ki, o fotoğraflar farklı yerlerde o şekilde, farklı şekilde kullanılıyor ki, ben buna kirlilik diyorum. Fotoğraflarımız çok kıymetli. Düşünerek fotoğraf çekmeleri lazım. Düşünerek çektiğiniz zaman iyi fotoğraf çekiyorsunuz. O iyi fotoğrafı da hani like mı diyorlar, beğeni mi diyorlar, bunun adına bence kirletmemek gerekiyor. Hani fotoğrafın en güzel şekli bu şekilde baskı şeklidir, kitap şeklidir, mecmua şeklidir. Biz böyle öğrendik. Saygı tarafı çok önemli. Proje çalışsınlar. Mutlaka proje çalışsınlar. Gelişi güzel fotoğraf olmaz. Sokağa çıkıp ben fotoğraf çekiyorum diye fotoğraf çektiğiniz zaman onun çok kıymeti olmuyor bence. Bunu hep bahsediyorum. Projesinin olması gerekiyor. Ve düşünerek çekmek gerekiyor. Tabii ki sizin de burada kullandığınız gibi ışık bilgisi, ışığı nasıl kullanacağınız, gün ışığını, sokak ışığını, harici ışıkları nasıl kullanacağınız, ışık bilgisi gerekiyor. Ve en önemlisi, gören gözler gerekiyor. Göz terbiyesi lazım. Yani bunun için de ben hep sinemayı tavsiye ediyorum. Bağımsız yapıtlar izlesinler. Her sahnede bir fotoğraf göreceklerdir. Bu çok önemli. Gelişimimiz için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, deneyimlerinizi paylaştınız. Eyvallah. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzeldi benim için. Portfolyo'da bu hafta bizlere Nadire Günday eşlik ediyor. Nadire Günday, bir zamanlar hobi olarak başladığı fotoğraf çekimini sanata dönüştürerek ulusal ve uluslararası pek çok ödülü Aydın'a kazandıran Aydın Karacası doğumludur. Günday, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'nda bilgisayar işletmeni olarak çalışıyor. Tarih boyunca binlerce medeniyetin kurulduğu Anadolu topraklarında birçok inanışın günümüze kadar ulaştığını belirten fotoğraf sanatçısı Nadire Günday,
Bu paylaşılamayan topraklarda yaşayan medeniyetlerin bıraktığı maddi manevi kültürel zenginliğin günümüz global anlayışında Anadolu'ya ne kadar katkıda bulunduğunu ve nedenle değerli bir mirasa sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu zenginliği ne romanlarla, ne bilimsel çalışmalarla, ne de sanat diliyle tam olarak anlatabilmek mümkündür. Görsel bir anlatım dili olan fotoğraf en uygun anlatım araçlarından biridir ancak yeterli değildir. Ben de bu çalışmamda gerek gelenek ve görenekleriyle, gerek meslekleriyle, gerekse inanç biçimleriyle bu zenginliği anlatma çabalarına katkıda bulunmayı amaçladım. Bunu yaparken de sahip olduğumuz bu renkli mirası daha da vurgulayabilmek için ışıkla boyama tekniğini kullandım. Çalışmam ülkemizin çeşitli yerlerinde 2 yıla varan bir süreçte çekilmiş, herhangi bir yazılımla değil, gerçek ışıkla boyama tekniğiyle oluşturulmuş fotoğraflardan oluşmaktadır. Bu nedenle gerek mekan olarak, gerekse konu olarak beni zorlayan şartlarda elimden geldiğince başarılı sonuçları ortaya koymaya çalıştım. Maraş'tan Soma'ya, Urfa'dan Tire'ye, Mardin'den İzmir'e ışığın izindeydim ifadelerine yer verdi. Selçuk Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiğimiz halk röportajımız şimdi sizlerle. Efekt nedir? Efekt fotoğrafı düzenlemek için yapılan uygulamalar ya da vesaire böyle bu tarz şeyler. Görüntülerle oynamak için kullandığımız şeyler yani. Efekt nedir? Kamerayla ilgili olduğunu biliyorum ama niçin olduğunu bilmiyorum. Efekt hakkında çok fazla bir bilgim yok. Efekt bir fotoğrafın daha güzel olmasını sağlayan yapı program diyelim. Efekt fotoğrafları güzelleştirilmek için kullanılan bir araçtır. Belli başlı teknolojik ekipmanlarla bir araya getirilerek görselleri oluşturup birleştirilip sunulması. Efekt fotoğraflara uygulanan bir çeşit ışıklandırma, aydınlatma gibi bir şeydir yani. Profesyonel fotoğrafçı olmak için pahalı ekipman gerekli midir? Gerekmez. Uygun ortam ya da güzel bir gökyüzünde herkes güzel bir fotoğraf çekebilir. Fotoğrafçılığa başlamak için gerekmez ama profesyonel olmak istiyorsan mutlaka elinde düzgün ekipmanlar olmak zorunda. Pahalı değil ama en azından kaliteli. Bence gerekli değildir yani. Her türlü zaten profesyonel fotoğrafçı olmak için çaba göstermesi lazım. Yani profesyonel ekipmanlar illaki gerekli olabilir de ama tabii ilk başlarda gerekli olmayabilir. Yani profesyonel olmak için pahalı ekipman gerek değildir ama doğru ekipmanlar gereklidir bence. Kaliteli, yani kalitesi düzgün, iyi ekipmanlar gereklidir bence. Bence gerekli abi ya. Yani ucu paraya denen her şey daha kaliteli ve daha güzel olur ya. Bence gereklidir yani. Olabilir bence. Bence kalite daha önemli. Hani pahalılıktan ziyade hani bir ürünün kalitesi, hani ucuz olması onun kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden ucuz bir fiyata kaliteli bir ürün de bulabilirsiniz. Bence gereklidir çünkü pahalı değil de hani iyi ekipman gereklidir diyelim. İyi ekipmanlar da şu anda günümüz şartlarında pahalı olduğu için yani dolaylı yoldan evet pahalı ekipman gereklidir. Çünkü ne kadar iyi fotoğraf çeksen de ekipmanın güzel olmadığı sürece o fotoğraf güzel gözükmeyebilir. Bence gereklidir ya. Günümüz şartlarında pahalı ekipmanlar, pahalı bilgisayarlar, işte programlar kullanmak için falan bence gereklidir. Yani şu anki günümüz açısından düşüneceğim. Yani çok bir gereği yok. Şu anki teknoloji gayet telefonlarımızdaki kamerayla da yeterli. Bu ekipmanlara ya daha iş olarak yapılmak istenirse, bu iş üzerinden para kazanılmak istenirse gereklidir. Ama şu an için gerekli olduğunu düşünmüyorum şu çağ için. Yani profesyonel olmak için bence gerekli. Efekt, radyo ve televizyon yayımlarında, tiyatro oyunlarında, film sözlendirmelerinde konu gereği kullanılması, bulunması gereken seslerin, doğal kaynakların dışında optik, mekanik, kimyasal ve benzeri yollarla yapay olarak gerçekleştirilmesi. Sizden gelenler köşemizde yine birbirinden başarılı fotoğraflar var. Şimdi o özel kareler ekranınızda. Thank you.
Programımız Deklanşör'ün bu haftalık da sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.